Evet sevgili arkadaşlar sebep sonuç bağlaçları ile ilgili örnek cümleler ve eş anlamlarına devam ediyoruz. Şimdi Inez ez var sırada. Allah aşkına şunun tipine bakın. İngilizcedeki en çirkin bağlaçlardan biri değil mi? In, ez, maçı birleşik yazılıyor. Yanındaki ezi ayrı yazılıyor. Her yazdığımda bunu düşünüyorum. Kaç kez kullanıyorum acaba diye düşünüyorum kendi kendime. Hmm, sanırım sadece ders anlatırken Yani ne konuşurken ne bir makale yazarken Hiçbir zaman kullanmadığım bir bağlaç Ama mecburen kaderimiz bu Öğretmenlik işte öğreteceğiz Neyse uzun lafın kısası İnez maçez because demek sevgili arkadaşlar İnez maçez çünkü demek için demek yaptığı için olduğu için demek Dolayısıyla inez maçez'i sök Yerine because'u tak Sadece daha akademik Ma mafi fiil hakika hatta zatında gibi Türkçe'de eskiden kalmış ağdalı bağlaçlar var ya işte onlardan bir tanesi. Hemen gelin örnek cümleye bakalım. Unutmayın. Çeviri önce yan cümleden başlar. O yüzden müsaadenizle ben de buradan başlayacağım. Sufficient funding is not available demiş değil mi? Yeterli fon mevcut olmadığı için the building plans have been delayed. Binanın planları ertelenmiştir ya da ertelendi. Yani kaynak olmadığı için ertelendi diyecek. Peki sizce seçeneklerden hangileri veya hangisi doğru? Hı? Hmm? Given that mi? Given mi? Because of mı? So that mi? Bir defa. Bu gramer işlerinde, eş anlamlarında sevgili arkadaşlar cümle, cümle alıp almadığından da elemeler yapabilirsiniz. Because of'tan sonra devamında of, in, at, on falan yazıyorsa buna preposition deniyor biliyorsunuz. Ve yanında isim olması lazım. Because of insufficient funding olabilirdi mesela. Yetersiz fondan dolayı. Değil mi? Ama cümle gelmez. Given mı given that mi? That ile her zaman cümle kurulur. Given aynı because of gibi nedir? İkisi de isim olacak ve birbirlerinin yerine geçecek. Dolayısıyla eliyoruz. Saadet so olsun diye demektir ve hep burada saadetten so sonra böyle gönlümüzden geçen pozitif olmasını istediğimiz bir şey söyleriz. Yani yetsin diye, iyi olsun diye, güzel olsun diye, barış olsun diye, kardeşlik olsun diye, sevgi olsun diye de deriz arkadaşlar. Yetersiz fon olsun diye denir mi? Denmez. O yüzden saadeti so hemen cumburlop gönderiyoruz ve given that, in that, now that ne demektir? In as much as gibi çünkü demektir. Given that, in that, now that, due to the fact that. Because, in as much as demektir. Umarım bu örnek cümlenin faydası olmuştur. E, değerli arkadaşlar, bağlaç çevirmeye eş anlamlı bulmaya devam ediyoruz. Takipte kalın.